Akım oyununa hoş geldiniz değerli futbol severler. Erman Toroğlu, Emre Bol, Mehmet Yılmaz, Lea Kapsal tam kadro hazırız. Ee, bir yandan şampiyonluk, diğer yandan lige tutulma mücadelesinde en kritik pazarı yaşayacağız bu akşam. Saat 21'de başlayacak karşılaşmalar ve birbirinden kritik maçlar oynanacak. Dört önemli noktada muhabir arkadaşlarımız hazır. Hemen onlara bağlanalım, kadroları alalım, son durumu alalım. Ardından da burada değerlendirmelere başlayalım istiyoruz. Önce Başakşehir'e bağlanacağız. Emre Kaplan karşımızda olacak. Bize hemen maça ilişkin son bilgileri verecek Emre. Söz sende. Teşekkürler Ender Bilgin. Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumunda tarihi maça, şampiyonluk maçına herkes hazır. Başakşehir'de erken saatlerde hazırlık başlamıştı. Şu anda bizim bulunduğumuz noktanın hemen yanında dev bir ekran kurulmuş vaziyette. Yaklaşık 1500 kadar Başakşehir taraftarı sosyal mesafe kurallarına da riayet edilerek bu organizasyonun içerisinde yer alacak. Maçı burada izleyecekler. Maç sonunda olası bir şampiyonluk halinde de kutlamalar burada olacak. İki takımın kadroları belli. Hemen bunu da paylaşalım isterseniz. Ekrana da yansıyor zaten. Başakşehir kalede Mert. Savunmada Klişe, Epruyano, Şikirtel, Kaysar orta sahanın merkezinde Mahmut ve İrfancan. Onların önünde ofansif pozisyonlarda Vişça, Elia, Krivelli ve ileride de Demba 11 ile sahada olacak. Kayseri, Kayseri Spor'a baktığımızda kalede Lung savunma dörtlüsünde. Lopez, Sapunaru, Rinestra ve Yasir orta sahada. Aksel, Kampanyaro, Cece. Hasan ofansif pozisyonda Pedro Henrique kanatta ve ileride ise Kravets 11 ile Kayseri Spor'un da sahada olacağını ifade edelim. Başakşehir Türkiye Süper Ligi'nin 6. şampiyonu olmaya sadece 90 dakika uzaklıkta. Dediğimiz gibi burada tüm hazırlıklar gerçekleşmiş vaziyette. Başakşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Kulübü'nün ve taraftarların ortak organizasyonuyla birlikte bir dev ekran hazırlandı. Taraftarlar maçı burada takip edecekler. Hemen stadın yanında belki tribünde taraftar olmayacak ama stadın hemen yanında taraftarlar desteklerini gösterecekler. Yavaş yavaş da meşaleler yanmaya başladı. Tezahüratlar söylenmeye başladı ve maç sonunda da olası bir şampiyonluk halinde dediğimiz gibi tüm kutlamalar burada gerçekleşecek. Artık takımlar sahaya geldiler. Son hazırlıklar saha içerisinde ısınma hareketleriyle birlikte gerçekleşiyor. Saat 21 itibariyle Ali Şansal'ın ilk düdüğüyle bu tarihi mücadele Başakşehir açısından, Türk futbolu açısından yeni bir tarih yazma imkanı tabii hiç şüphesiz başlamış olacak. Biz de hem öncesinde, esnasında ve sonrasında da olası bir şampiyonluk halinde tüm görüntüleri buradan yansıtmayı sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım. Evet şimdi şampiyonluk yolundaki bir başka iddialı takıma ve Trabzon şehrine gideceğiz. Trabzonspor Spor e, bu akşam İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ve İstanbul'dan Başakşehir'in çünkü diğer tarafta da Kayseri Spor gibi lige tutunma uğraşında bir takım var. Oradan bir puan kaybı haberi bekleyecek. Trabzon'da 11'ler belli. Trabzon'daki hava nasıl? Onları da Yunus Emre Sel bize aktaracak. Evet Ender Bilgin tam olarak senin dediğin gibi gözler bugün sahada olacak ama kulaklar tabii ki İstanbul'da Başakşehir Kayseri spor maçından gelecek haberde olacak. Geçtiğimiz hafta Konya Spor Başakşehir'i sahasında mağlup ederek Trabzonspor'un şampiyonluk umudunu devam etmesinde önemli rol oynamıştı. Bugün ise Trabzonspor ile onlar adına kümede kalma savaşı, Trabzonspor adına ise şampiyonluğun son haftaya kadar, şampiyonu iddiasını son haftaya kadar taşınması adına kritik bir karşılaşma olacak. Trabzonspor'da Jose Sosa kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İlk 11'de teknik direktör Hüseyin Çimşir bize göre bir sürprize imza attı ve Sabek'te Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verdi. Hemen 11'leri aktarayım. Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıkıyor. Kalede Uğurcan Çakır savunmanı sağında Kamil Ahmet Çörekçi. Soper'de Gaston Kampi, Dakos'ta ikilisi. Solda Novak, önlerinde Abdülkadir Parmak, NDI'ye ikilisi olacak. Orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, ortada Ekuban, solda Vakeme, ileride de Sörlot'u göreceğiz. İttifak Kolding, Konyaspor ise sahaya Ertuğrul, Sukubiç, Uğur, Anyiçiç, Alper, Johnson, Jevtoviç, Ömer, Milosevic, Amir Hadze, Ometovic ve Bayiç 11 ile çıkacak. Dediğim gibi onlar için, Konyaspor için kümede kalma mücadelesi adına kritik bir karşılaşma. Trabzon Spor ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşınması için oldukça önemli bir karşılaşma olacak diyelim. Sözü Trabzon'dan size bırakalım. Evet Yunus Emre e de teşekkür edelim. Tabii şampiyonluk yarışında Başakşehir ve Trabzonspor var ama bugünün gündeminde çok önemli bir maç daha var. Derbi karşılaşma. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Vodafone Park'ta bakıyorum. Dolmabahçe'de Ahmet Selim Kul bekliyor bizleri. Normal şartlar altında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bambaşka bir heyecanı olur. Ha, tabii şunu kabul edelim, bu tarz takımlar misket oynasalar seyri, keyfi başka olur. Bu anlamda tabii ki çok önemli bir maç. Beşiktaş açısından üçüncülük iddiası var. Fenerbahçe açısından Avrupa Kupalarına gidebilmek iddiası var. Ama her şeyden öte ezeli rekabet iddiası var. Evet Ahmet, söz sende. Teşekkürler Ender Bilgin. Senin de söylediğin gibi belki şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendirmediği için biraz atmosferi önceki derbilere göre düşük. Tabii ki seyircisiz olduğu için Beşiktaş Vodafone Park stadının çevresi de hiç alışık olmadığımız bir derbi atmosferinde ama adı Beşiktaş ve Fenerbahçe olunca iki kulübün ne olursa olsun şimdiden heyecan yükseldi diyebiliriz. Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ilk 11'ler belli oldu. İlk olarak aslında ilk 11'leri paylaşmak istiyorum. Beşiktaş gün boyunca verdiğimiz muhtemel 11 Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı 11 olarak açıklandı diyebiliriz. Kalede Ersin forma giyecek. Defansın sağında Gökhan Gönül. Stoper ikilisi Vida ve Roko ki burada Victor Ruiz'in hafta içinde sözleşmesini feshederek Beşiktaş Ayrıldığını hatırlatalım Onun yerine Roko forma giyecek Sol bekte ise Caner Erkin Beşiktaş adına sahaya çıkacak. Orta sahadaki ikili Atiba Elneni ve hucum hattında ise sağ önde Lens, sol kanatta Tyler Boyd ve on numara mevkiinde Boateng'in forma giymesi kesinleşti ve son olarak da Beşiktaş'ın bu akşam Fenerbahçe karşısındaki gol umudu Burak Yılmaz olacak. Tabi Beşiktaş'ın eksiklerinden çok kısa bahsedelim. Enkudu cezası sebebiyle forma giyemiyor. Victor Ruiz'den bahsettik ve onun dışında da Adem Leşli, Umut Nair'in koronavirüsü atlatmalarına rağmen TFF'nin talimatları gereği bu akşam kadroda olmadığını belirtelim. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'den bahsetmek gerekirse Fenerbahçe'nin kalesini yine Altay koruyacak. Defansın sağında Dirar. Stoper'de Serdar Aziz Falet ikilisi ki Fenerbahçe uzun bir aradan sonra e, orijinal iki stoperle sahaya çıkacak diyebiliriz. Sol bekte ise Hasan Ali Kaldırım. Bugün Fenerbahçe'nin 11'inde. E, ortada bir üçlü var. Tolga, Ciğerci, Ozan Tufan Emre Bölezoğlu üçlüsü. Ki Emre Bölezoğlu pandemiden sonra ilk kez maça ilk 11'de başlıyor. Bu notu da verelim. Hucum hattında ki diğer isimler ise sağ kanatta Ferdi, sol kanatta Deniz ve Fenerbahçe'nin gol umudu ise Vedat e, Vedat muriç olacak. Tabii Fenerbahçe'nin eksiklerinden de çok kısa bahsetmek gerekirse e, Luis Gustavo e, hafta boyunca birçok itmana katılmadı. Bugün kadroda olup olmayacağı tartışılıyordu. Kendisi 21 kişilik kadroyu da e, alınmadı ve e, ağrıları sebebiyle bu maçı kaçırmış oldu. Şu notu vermek istiyorum. Luis Gustavo ilk kez bir lig maçında e, ilk, ilk kez bir lig maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor bu sezon. Bu notu da verelim. Bunun dışında da Tolga Yarsan, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç de Fenerbahçe'nin sakatlıkları sebebiyle diğer eksik oyuncuları e, Vodafone Park'ta maçın başlamasına artık bir saatten az bir süre kaldı. Biz de artık Maçtan sonra buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya ender bilgine bırakalım. Derby ile ilgili son bilgileri de bu şekilde aldık. Tabii üçüncülük iddiası olan ve şu anda sıralamada üçüncü sırada bulunan bir başka takım daha var. Demir Grup Sivas Spor, Demir Grup Sivas Spor da gençler Birliği'ni konuk edecek. 57 puanda Demir Grup Sivas Spor. Derbiden gelen habere bakacak. Üçüncülük kritik haftalardır söylüyoruz. Bakalım Demir Grup Sivas Spor cephesinde Sivas'ta neler var? Oradan da kadro bilgilerini alalım. Ardından burada değerlendirmelere başlayalım. Teşekkürler Ender Bilgin. 55 puanda Galatasaray 56 puanda Beşiktaş ve 57 puanda Sivas Spor yer alıyor Süper Lig'de ve Sivas Spor muhakkak Avrupa kapısını aralamak istiyor. Ligi 3. sırada en azından bitirmek istiyor ki bu maçta gerçekten çok önemli. Artık Süper Lig'de son viraja doğru girdik neredeyse ve bu maçı mutlak almak istiyor Sivas Spor. Kendi sahasında Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Kameraman arkadaşım hemen göstersin. Biraz önce Takımlar sahaya geldi ve sahada yerlerini aldılar ve Süper Lig'in 33. haftasında da her iki takımın ilk 11'leri de belli oldu. İsterseniz hemen ben ilk 11'leri sayayım. Kaleci Samassa biliyorsunuz geçen hafta Fenerbahçe maçında kart cezası gördü ve bu maçta Sivas Spor Kalesi'nde file bekçiliğini yapamayacak. Onun yerine Ali Şaşal, Vural var, Marcelo, Apin Caner Osman Paşa, Uğur Çiftçi, İsak Kafi. Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Mustafa Yatavare, Emre Kılıç ve Arone Kone 11 ile bu maça çıkacak Sivas Spor. Konuk takım Gençler Birliği ise kareyi Christopher koruyacak. Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Stanku, Stepan, Toru, Tore, Candelas, Soner Dikmen, Ranos ve Pierre R. Polanat 11 ile Gençler Birliği bu maça çıkacak. Sivas yeni 4 Eylül stadyumunda başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Gerçekten Avrupa için Avrupa kapısını aralamak için Sivas Spor'un bu maçı mutlak alması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi her iki takım artık stada geldi. Son e, taktiklerini teknik direktörlerden alıyorlar ve saat karşılaşma 21'de başlayacak. Bizler de A spor ekipleri olarak buradayız. Sivas yeni 4 Eylül stadyumunun önündeyiz. Gelişmeleri an be an İstanbul İstanbul'a sizlere aktaracağımızı belirtip söz tekrar sizlere bırakalım Ender Bilgin. Evet zirve mücadelesi bu şekilde ee, bir yandan şampiyonluk diğer yandan ligde tutunabilme mücadelesi dedik. Ee, bir süre sonra Rize'ye de Çaykur Rize e, BTC Türkiye'nin Malatyaspor maçına da oradaki atmosferi ve son durumu almak için bağlanacağız ama Erman Hocam e, artık e, geride bir hafta kaldı. Çok kritik bir pazar akşamı. Şampiyonluk, ligde kalma, Avrupa kupalarında yer elde edebilme ve tam 7 karşılaşma saat 21'de yaklaşık 50 dakika sonra start alacak. Nasıl bir resim çıkar bu 20'de başlayacak maçlarda 90 dakikanın son düdüğü çaldığında sizce?